Ne var? Ne yapıyorsun lan? Yok bir şey be. Üstünü örtüyorduk işte. Allah Allah. İyilik de yaramıyor be. Benzinci! Hop! Neredesin be kardeşim? Hayrola? Arabam şurada arıza yaptı. Bu yakınlarda tamirci yok mu? Bu saatte bulunmaz. Arabamda bir kadın var. Donacak zavallıcık. Gidelim bir bakalım. Bakalım.
Kayış kopmuş. Yediğin var mı? Yok. Benzinliğe çekelim. Sabah buluruz. Sen atla arabaya. Daha sabaha çok var. Donmasak iyidir. Geceyi geçirebileceğiniz bir oda var. Soba yanıyor. Gelin. Sensin değil mi? Evet. Kusura bakma. Odamız size layık değil ama. Rica ederim. Çok büyük iyilik ettiniz bize. Boş ver. Kim olsa yapar bu kadarını. Sağ ol. Hep burada mı kalırsın? Kimin kimsen? Benzin almaya gelenler ve 40 yılda bir sizin gibi yolda kalanlar. Çekilmez be. Seninki de hayat mı? Seversen çekilir. Neyi? Çalışmayı. Nereye yolculuk? İstanbul'a. Bolu'da bir ekstra işimiz vardı. Oradan dönüyorduk. İstanbul güzel şehir değil mi? Amma yaptım be hemşerim. Güzel de laf mı? Derya gibi bir şehirdir. Sen hiç gitmedin mi? Kısmet olmadı. Aşk olsun be hemşerim. Sen de hiç yaşamamışsın. Neden gitmiyorsun? Bilmem. Daha çok para kazanırsın belki. Nasıl? Güçlüsün, kuvvetlisin, gençsin. Karılar bayılır sana abi. Değil mi abla? Neden olmasın? Bırakın eğlenmeyi. Koskoca şehirde adam kıtlığı mı var? Siz burada yatarsınız. Ya siz? Arkada arabada yatarız. Birazdan gelen giden başlar zaten. İyi geceler. Sağ olun. Eline sağlık usta. Sağ ol. Borcumuz 1500. Günaydın. Günaydın. Tamam mı? Tamam abla, atla. Yaptıkların için teşekkürler. Değmez. İstanbul'a yolun düşerse bizi ara. Misafirimiz olursun. Ne oğlan, heykel gibi duruyorsun? Hesabı ver bakayım. Biraz paraya ihtiyacım var. Ne yapacaksın lan parayı? Bu dağın başında. Ya kaç haftadır para aldığım yok be abi. Ulan bende birikmesi daha iyi ya. Banka gibi adamım. Hepsini birden alırsın. Ya şey, sigara param bile yok cebimde be abi. Ben gelince getiririm. Al, al şununla idare et. Ulan senin gibi patronun da, getireceğin sigaranın da. Ulan bir daha gelişinde bok bulursun beni burada.
yolları sende solmuş, yalnızlara mezar olmuş. Şu İstanbul, şu İstanbul. Karılar bayılır sana abi. Sen ne sıcak çocuksun böyle! Yakışıklım benim, gülüşünü yiyeyim! Hadi, gelsene! Acelen ne? Gidiyor musun? Evet, eyvallah! Bir şey unutmadın mı? Yo! Bırak numarayı da sökül paraları ulan! Para mı? Ne parası? Para ya! Yoksa kendin Alain Delon mu sanıyorsun hıyar? Hadi bin kağıdı sökül! Yoksa! Yoksa ne olur? Yadigar! Karılar sana bayılır abi! Hasiktir lan! İstanbul'a gelince beni ara! Misafirim o! Ay. Yeah.
Banu Hanım'ı göreceğim. Herkes onu görmeye gelir zaten. Emriniz? Bira getir. Oturayım mı yakışıklı? Yo, ben Banu Hanım'ı bekliyorum. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi de huzurlarınızda prensesimiz. Evet, alkışlarınızla Prenses Banu. Thank you.
Harikaydın kraliçem. Banu Hanım! Dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika! Tanımadın mı beni, ben Banu Hanım? Ne istiyorsun ondan? Beni Banu Hanım çağırmıştı, misafiriyim. İşin gücün yok mu senin oğlum? Hadi bas! Ne basması be? Tanıdığım o benim, misafir olacağım. Herif kafayı bulmuş. Atın dışarı. Gel buraya! Ne var? Ne oluyor? Senin işin değil bu. Niye dövdünüz bu adamı? Ne o, sarhoş kopukların koruyucusu mu kesildin başıma? Hadi, öbür dükkandaki programa geç kalacaksın, yürü! Alaaddin! Buyur abi! Hesabı ödedi mi bu? Hayır abi, bir birası var. Kaldırın şunu. Arka kapıdan atın. Ne oluyor ya? Hiç sarhoşun biri boş gelmiş. Boş ver, içeride iyi hesaplar var, gel. Yaparlar abi, herhalde hesabı ödeyemedi. Hadi gayret et, kalk, yoksa ıslanacaksın, hadi. Amma da vurmuş kitapsızlar. Evin uzakta mı abi? Evim falan yok, bugün geldim. Anlaşıldı. Şimdi güzel bir uyku çek, sabaha bir şeyin kalmaz. Sağ ol. Şu ıslak ceketle çizmelerini çıkartalım, üşüme. Yat şöyle abi. Yat. Ya sen ne yapacaksın? Kolay abi, sen yat, hadi.
Thank you.
Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Abi yapma, kurbanın olayım. Nerede olan montum, çizmelerim, paralarım? Dur vurma, dinle abi. Bende değil onlar. Sen de değil mi? Sattın değil mi lan? Yok abi. Keşke dediğin gibi olsaydı. Bu yaşıma kadar çok aç gezdim ama kimsenin malına dokunmadım. Peki nerede olan benim montum, çizmelerim? Herhalde evin sahibi çalmıştır. Evin sahibi mi? Peki sen... O ev benim değil. Nerede bizde o talih? Karanlık işlerde çalışır o evde kalan. Geceleri dolaşır, gündüzleri de uyur. Dün gece seni perişan gördüm. İyilik etmek istedim. Ama gördüğün gibi yüzüme gözüme bulaştırdım. Yani o mu aldı? Başka kim olabilir? Biz uyurken geldi sanırım. Çizmeleri, montu alıp gitti. Nerede buluruz onu? Bilinmez ki. Sabahtan beri aramadığım yer kalmadı. Al bunları. Belki aynısını alamazsın ama... Koy onları cebine. Nasıl topladığını gördüm. Gene toplarım be abi. Al. Koy lan cebine. Abi be. Hiç değilse bir yemeğimi ya. Demek öyle Osman abi. Hayatımda hiç kadın tanımadım ama... bilenler hep öyle der. Karı milletine inanmayacaksın. Güvenmeyeceksin. Karı o gece soğuktan donmamak... senin sıcak yatağında yatmak için... cilve yaptı. Seni kafaya aldı. Sonra da... Pek öyle kötü birine benzemiyordu. Öyle sıcak bakıyordu ki adama. İçin ya. Ama bilinmez ki. Bilinmez abi. Bu koca şehirde bilinmeyen o kadar çok şey var ki... insan düşünmeye kalkarsa fırttırır. En iyisi boş ver içelim hadi. Hep ben anlattım. Peki sen kimsin? Ne yaparsın? Kimin kimsen yok mu? Ben mi? Ben Hüseyin'im abi. Hakkımda başka bildiğim bir şey yok. Anlayacağım bir garibanım. Nerede doğmuşum? Anam babam kim? Buraya nasıl gelmişim? Bu çöplüğe nasıl düşmüşüm? Bilmiyorum. Çalışacak bir iş bulamadın mı? Ne gezer? Bu halimle kim iş verir bana abi? Sürüyle adam sokakta dolaşıyor. Dağ gibi adamlar. Okumuşlar boşta gezerken. Sesin güzel. Ama ben güzel değilim. Kuru ses para etmiyor bu kitapsız dünyada. Geçerli olan yalnızca ses değil abi. Sen de güzel olacaksın. Paçan yerinde olacak, elinden tutan olacak. Sonra ne bileyim... plaklar, filmler... gelsin ondan sonra paralar ama nerede o şans? Sigarayı değiştirdim ya ondan abi. Ne daldın be abi? Bir saattir hiç konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Bu hayat böyle yürümez. Para kazanmamız lazım. Nasıl abi? Çalışmak, para kazanıp karnını doyurmak. Güldürme beni be abi. Biz ne iş yapabiliriz ki? Bu dünyada herkese göre bir iş vardır Hüseyin. Yeter ki sen çalışmaya karar ver. İste. İste. Yeter ki sen iste. Thank you.
Hüseyin, buyur. İki çay getir içelim. Hemen abi, oldu. Kadını. Bekle güzel de ha. Artist gibi. Kadın madın yok artık. Hadi işimize bakalım. Oldu. Çalışmak nasıl? He? Yoruldun mu? Yok be abi. Bugüne kadar niye çalışmamışız diye düşünüyorum. Sen karşıma çıkmasaydın sefalet sürüp gidecekti. Bir gün o çöplükte ölüp gidecekti. Yok, Allah korusun. Ölümden korktuğum için değil be abi. Zaten o türlü yaşamanın bir anlamı yoktu. Ama şimdi... Yaşamak istiyorum. Çalışmak, kazanmak, sevmek istiyorum. Bana buyur demeyecek misin? Buyur. Demek yeni yerim burası. Evet, burası. Bu kez yalnız değilsin. Evet, arkadaşım Hüseyin var. Memnun oldum. Buyurun, oturun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Buraya neden geldiğimi de. Sadece çok mahcubum. Bana gösterdiğin yakınlığın, konukseverliğin karşılığı o olmamalıydı. Boş ver. Buraya kadar gelmekle zahmetler ettin. Sana bir şeyler ikram etmek isterdik ama... Bakkal daha açık, gidip bir şeyler alayım mı? Sağ ol Hüseyin. İnşallah başka zaman. Gazinoya yetişmem gerek. Bir gece buyurun. Size masa ayırtayım. Misafirim olun. Sağ ol, geliriz. Geliriz tabii. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoşça kal Hüseyin. Güle güle. Rüya görmedik değil mi? Gerçekten o buraya, bizim kulübeye geldi ve elimizi sıktı değil mi? Allah'ım, bugün nerede mi görecektim? Bir kadın, hem de periler kadar güzel bir kadın, bana Hüseyin diyecek ve elimi sıkacak. Bunun rüya olmadığına hala inanamıyorum. Bana bir çimdik atsana abi. Boşuna yorma kafanı. Daha ne kadınlar sıkacak elini. Bu karı da çok olmaya başladı artık. Konsomasyon yapmaz, müşteriye gitmez. Bir de üstüne üstlük geç kalır. Soracağım ona. Neredesin be? Geldik işte. Bana bak, kendini ne sanıyorsun sen? Bülent Ersoy mu? Çarptın mı duvara yapışırsın. Ya adam gibi programa vaktinde gel, dediklerimi yap, ya da... Çıkınca seninle ayrıca konuşacağım. Neredeydi bu saate kadar? Bugün iş çoktu. Biliyor musun abi? Paralar geldikçe daha çok dinçleşiyorum. Sanki dünyalar benim oluyor. Abi be! Ne var? Hani bizi çağırmıştı ya, masa ayıracaktı. Ona gidelim diyorum. Şöyle en öndeki masaya kurulsak, şerefine, güzelliğine bir kadeh kaldırsak, içsek ha? Hadi be abi! Büyük hesap gelse bile ne fark eder sanki? Çalışıyoruz ya, gene kazanırız. Peki Hüseyin, gidelim. Allah be! Hüseyin pavyona gidiyor.
Hayır. Sana kaç kez söyledim. Ben o türlü işlerinizde yokum. Aptallık etme. Hüsnü Bey'e şimdiye kadar piyasadaki hiçbir kadın hayır diyememiştir. Adam seni duymuş gelmiş. Milyarder herif. Hayır, milyarları batsın. Manyaklaşma kız. Tonla para alacağız. Ne var yani, aşınır mısın? Herif zaten morun teki. Hayır dedim Mahmut. Bir daha da böyle bir teklifte bulunursan işi bırakırım. Araba nerede? Hüsnü Bey arabasında sizi bekliyor. Hayır, ben bu işte yokum. Yürü! Bırakın! Hüseyin, koş araba çağır! Geldik abi, koş! Durun lan! Neydi sorun? Ticaret. Şimdiye kadar sanatımdan yararlanıyorlardı. Bu gece ise etimi satmaya kalktılar. Namus, iffet, fazilet hepsi paradır onlar için. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Bu gece misafirim olursanız sevinirim. Canım anneciğim benim, ne getirdin bana? Canım benim, sen neden uyumadın? Seni görmeden nasıl uyurum anneciğim? Buyurun geçin. Bak kızım, bunlar Osman ve Hüseyin amcalar. Bana yardım ettiler. Babam. Siz oturun, ben bir çay koyayım. Buyurun oturun. Annemi siz de benim kadar seviyorsunuz. Tabii, hem de çok seviyoruz. Adın ne senin? Sumru. Ya senin? Ha tamam, Hüseyin. Bu da Osman amca. Sağ olun. Yorgunsun. Yat uyu artık. Uykusuz geçirdiğim ilk gece değil ki bu. Ben alışığım. Kızın çok güzel. Senin gibi. Her şey güzeldi bir zamanlar. Pırıl pırıl, umut dolu bir genç kızdım. Bir gün evlendirdiler. Kocama büyük bir saygım vardı. Hele Sumru doğunca sevmeye bile başlamıştım onu. Kazancı yetmeyince Almanya'ya gitti. Bir daha dönmedi. Aylarca boşuna bekledik. Babam üzüntüsünden yatağa düştü. Ayaklarına felç geldi. Dili tutuldu. Çalışmak zorundaydım. Bir sürü işe girip çıktım. Her yerde aynı sorun. Gençsin, güzelsin, harcanıyorsun deyip kendilerine mal etmeye çalışıyorlardı beni. Ben de kaçıyordum. Sonunda Mahmut çıktı karşıma. İyi para kazanıyordu. Ben de nereden kazandığını sormamıştım. Bana karşı iyiydi. Evleneceğimizi söylüyordu. İnandım. Sonunda bu bataklığın içinde buldum kendimi. Kurtulmaya çalıştıkça daha çok battım. Fakat ben gene de kurtulma çareleri arıyordum. Ama etrafımdakiler daha da zalimleşti. İşi bırakırsam biricik kızımı öldürmekle tehdit ediyordu beni. Bu yüzden her dediğine evet dedim. Ta ki bu geceye kadar. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Rahat bırakmazlar beni. Kaçacak, gidecek yerim yok. Bunları bırakamam. Anlayacağınız, ben kokmuş, çürümüş biriyim.
Sizler hayatımda gördüğüm en mert, en dürüst insanlarsınız. Bu pisliğim size bulaşmasın. Hayır, kirli değilsin sen. Tertemiz, altın kalpli bir annesin. İstersen hep yanında kalırız. Hep senin için, Sumru için, baba için çalışırız. Bir amacımız olur. Artık burada çalışmayacaksınız. Verin anahtarları. Neden? Nedeni filan yok. İşiniz bitti o kadar. Ama neden? Bakın benim kabadayılarla kavga gürültüyle işim yok. Ne demek istiyorsun sen? Beni tehdit ettiler. Anladınız mı şimdi? Ver anahtarları. Mahmud'un adamları değil mi? İnşallah Banu'ya dokunmazlar. Allah korusun. Şimdi ne yapacağız abi? Çalışacağız. Nerede? Ararsak buluruz. İstiyor musun? Her zamankinden daha çok. Bakmaya söz verdiğimiz insanlar var. Şimdi benden uzak.
Hüseyin, kendine gel. O kadın kim, sen kim? Bu dünyada güzel olacaksın. Boylu poslu, yakışıklı, doğru dürüst bir işin olacak. Ama gene de deneyelim. Allah büyüktür. Abi, ben bir arkadaşıma uğrayacağım. Evde görüşürüz. Peki Hüseyin. Hüseyin, çiçeği aldın. Peki nasıl vereceksin? Sen hayatında bir kadına çiçek verdin mi hiç, ha? Verirken pot kırmayasın sakın. Sonra bir çuval incir berbat olur, ha? Ulan öyle çiçek verilir mi be? Yeni başlar. Ha gayret Hüseyin, bu sefer göreyim seni, mahcup etme beni. Gitmeyeceksin değil mi anneciğim? Gitmeyeceğim kızım. Her gece senin koynunda yatacağım değil mi? Tabii kızım, hiç ayrılmayacağız artık. Hüseyin'le Osman amca da bizimle olacak değil mi anneciğim? Tabii kızım. Peki nerede kaldılar? Hüseyin amca bana bebek getirecekti. Hah, geldiler! Bebeğimi getirdin mi? Al bak bakalım, beğenecek misin? Ay, ne güzel! Sen ondan da güzelsin. Bunu da. Bu da benim mi? Evet, senin. Sen üşütmüşsün galiba. Sana bir ıhlamur yapayım. Sen adam akıllı üşütmüşsün. Başka bir şey ister misin? Daha ne isteyeyim ki? Amca. Ne o elindekiler? Al bakalım, bu sana. Ah dede, bak! Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Bu da sana. Sağ ol. Hüseyin yorulmuş, hasta gibi. Yaşasın! Artık herkes bana bir şey getiriyor. Seviyorlar beni. Ben de sizi seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ne o Hüseyin? Yoruldun mu? Yok be abi, fişek gibiyim. Sahi hasta mısın? Dedim ya, fişek gibiyim. Her zamankinden daha iyi. İnan be abi, sabah olsa da işe gitsek. Abi be, sen hiç aşık oldun mu? Ne dedin? Hiç. Bir aile tablosu.
Yazık ki bu tabloyu bozmak zorundayım güzelim. Hadi giyin, gidiyoruz. Hayır. Aptallık etme kızım. Evvelki gece yediğin halk bize epey pahalıya patladı. Şu saate kadar dönersin diye bekledim, gelmedin. Hadi yürü. Hayır. Orada çalışmak istemiyorum artık. Dün gece utanmadan beni kendi elinle satmaya kalktın. Yürü dedim. Bak delikanlı, bir daha bu kadının yoluna çıkar ya da ilişirsen kemiklerini kırarım. Defol! Yaşa Osman abi! Üzüntüm kendim için değil, sizlere üzülüyorum. Bunu bir daha tekrarlarsan, sana yük olduğumuzu düşünür gideriz. Ama aslında burada mutluyuz. Pisliğe bulaştınız. Benim yüzümden başınıza dertler açtınız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Olsa bile sizler için seve seve veririz. Beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi anneciğim? Evet kızım. Birlikte uyuyacağız değil mi? Evet kızım. Gitmeyeceğim. Bundan sonra hep birlikte uyuyacağız. İyi geceler. Sana. Özlettin kendini. Belki bir şeylere ihtiyacım vardır diye geldim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok artık. Ama bizim sana ihtiyacımız var. Üç gündür sinek avlıyoruz. Dükkana gelip seni göremeyen geri dönüyor. İşler kötü yani. Derdin fiyat arttırmaksa razıyım. Hayır, çalışmak istemiyorum ben. İstersen Mahmud'u hemen kovarım. O delikanlıyı bulduğun iyi oldu, aslan gibi. İsterse o da gelsin. Dükkanın bütün idaresini ona bırakırım. Beni artık unut. Seni severim, bilirsin. Başının derde girmesini istemem. Ama beni kızdırırsan senin de kızının da hayatını mahvederim. İkinizi de akşama bekliyorum. Söylemiştim, kurtuluş yok bu canavarlardan. Gidecek misin? Başka çare var mı? Ama sakın sen gelmeye kalkma. Bulaşma o pisliğe. Onun vereceği para kirlidir, lanetlidir. Mahmut veya sen, fark etmez onun için. İşi görülsün, cebi dolsun da ne olursa olsun. Gitme Banu. Nasıl? Rahat bırakmazlar ki. Korurum seni, istersen. Çok iyisin Osman. Hayatımda tanıdığım en mert, en dürüst insansın. Ama baş edemezsin onlarla. Çekil git hayatımda. İnsan içindeki duyguları bastırıp zorla katı olamaz. Başaramıyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Gitmeyeceğim. Sen de gitmeyeceksin. Ölünceye dek savaşacağım onlarla. İstersen biraz para biriktirince başka bir kente götürürüm seni. Bütün bu pisliklerden uzak, mutlu yaşayacağım bir yere. Bütün bunları neden yapıyorsun ki? Çünkü seviyorum seni. Demek o çam yarmasıyla beraber ha? Öyle. Odadan birlikte çıktılar. Adamın üzerinde senin pijamaların vardı. Vay kaltak vay. Ne dedi? Dedim ya seni istemiyor. O olmazsa belki döner çalışırım diyor. Sevgilisini de müdür yapmamı şart koştu. Sağlam adam. İşe yarar, vurduğunu deviriyor. Onu getiremeyeceksen git kendine başka iş ara. Yeter, doydum ben. Yo, sen çok çalışıyorsun, çok yemen gerek.
Bu tempoda çalışırsak birkaç güne kadar toparlanırız. Sıcak bir kente gidelim abi. Kemiklerim ısınsın. Denize de gireriz değil mi anne? Tabii kızım. Sen iyice üşütmüşsün. Hadi yat. Sıcak bir çay yapayım sana. Anne, Hüseyin amca neden öksürüyor? Doktora götürsek iyi olur. Bir şeyim yok benim. Peki, peki kızma. Artık kapıyı da sen açıyorsun. Dur! Ne istiyorsun? Onu! Benim o! Artık değil! Çık git buradan! Onu almadan hiçbir yere gitmem! Çekil yolumdan! Hadi yürü! Yürü gidiyoruz! Bırak. Yürü yoksa alırım seni ayağımın altına! Hadi! Defol lan! Geberteceğim seni! Öksür. Nefes al. Nesi var doktor? Temiz hava, bol güneş, iyi beslenme ile belki düzelebilir. Güneşte oturacak, gönlünce yaşayacaksın Hüseyin. O da olsaydı yanımızda. Seni çok seviyordu biliyor musun? Atma! Gerçekten? Kaç kere söyledi bana.
Ne dedin? Boş ver. Hiç anlamadın mı? Hep seninle ilgilenirdi. Yatağına yatırır, ateşine bakar, yemeğin çoğunu sana verirdi. İkide bir okşardı seni. Anlayamamışım yazık. Yaşasaydı evlenir miydi benimle? Herhalde senden iyisini mi bulacaktı? Sağ ol Osman abi. Neden? Hiç. Garibim gider, en sonunda yok olacağım.